Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla TÜKVA Aksaray İl Temsilciliği açıldı. Açılışta birer konuşma yapan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Gençler bizim geleceğimizdir." dedi. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla açılışa hazırlanan TÜKVA Aksaray İl Temsilciliği, TÜKVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve TÜKVA Genel Başkanı İsmail Emanet'in katılımıyla Cuma gecesi sahur öncesi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İknur Üncöz, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu Mustafa Serden geçti. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altunsoy, AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, AK Parti İl Teşkilatı, ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta TÜKVA İl Başkanı Hacı Tok açıklamalarda bulundu. TÜKVA ailesi olarak genç kardeşlerimiz için ilkokuldan üniversiteye, oradan çalışma hayatında da devam eden bir programdan bahsediyoruz. Gayemiz Allah rızasını ilke edinmiş, İslam'ın manevi atmosferinde huzur bularak fendi ilimlerde kendini yetiştirmiş, genç bir nesil yetiştirmek için bu yolda kendi benliğini bir tarafa atmış büyüklerimiz, kardeşlerimiz gibi olmaktır inşallah. Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirmek amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Bizler bu binamızda 8 adet dersliğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere kitap kıraathanesi ile bilgisayar destekli çizim programları, dil kursları, matematik kursları, sosyal etkinlikler gibi birçok faaliyet ile genç kardeşlerimizin gelişimine destek olacağız. Türkiye Gençlik Vakfı TÜKVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise yaptığı konuşmasında "Gençliğimizi bugünden itibaren sorumluluk vererek yarınları hazırlıyoruz." dedi. Tabii Türkiye Gençlik Vakfı kısa bir tarih olmasına rağmen çok kısa zamanda gençliğin enerjisiyle Türkiye'nin her yerine ulaşma, her gencine dokunma derdiyle yanan ve ülkemizin güçlenen, yükselen Türkiye'nin en önemli öğesi, en kıymetli değeri olan gençlerimizi yarınlara çok daha iyi hazırlayabilmek için gayret sarf eden bir vakıf. Ve Türkiye Gençlik Vakfımız kurulduğu günden beri ortaokuldan liseye, üniversiteden çalışan gençliğe, kadın aileye kadar gençliğimizin olduğu her alanda 10 yaşından 35 yaşına kadar her alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni nesil bir gençlik vakfı anlayışıyla yola çıktık ve yaptığımız her çalışmada kuruluşumuzdan itibaren belki Türkiye'nin en geç mütevelli heyeti yaş ortalaması 27 yaşta kurulmuş bir vakıf. Mütevelli deyince genelde böyle 50-60 yaşında abilerimiz gelir aklımıza ama bu vakfın mütevellisi bile yaş ortalaması 27. Gençlerin içinde olduğu, yönetiminde olduğu, karar veren mekanizmalarda olduğu, uygulayan olduğu ve uygulanan projelerden de faydalanan olduğu bir anlayışla gençliğimizi bugünden itibaren sorumluluk vererek yarınlara hazırlıyoruz. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise yapmış olduğu konuşmasında öncelikle TÜKVA Aksaray İl Temsilciliği'nin Aksaray'ımıza hayırlı olmasını temenni ederek şunları kaydetti. Hatırlarsanız daha önce geldiğinizde TÜKVA'mıza güzel bir yer bulmak maksadıyla birkaç alternatif üzerine konuşmuştuk. Fakat bugün Rabbim nasip etti, böyle güzel ve büyük bir noktayı, büyük bir yeri inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Hacı kardeşimle tabii daha önce yapmış olduğumuz konuşmalarda, görüşmelerde buraya yapacağımız destekleri, buraya yapacağımız katkıları detaylıca görüştük. Burada hem destek olan katılımcılarımız var, onlara teşekkür etmek istiyoruz. Tabii burada büyük abi olarak, büyük destekçi olarak bizler, hem belediyemizin personelleri hem de yapılan desteklerimizle meclis üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum bu arada. TÜKVA'mıza en iyi şekilde hizmet vermesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı ve gayreti yapacağız. Bugün hava çok güzel. Ramazan'ın bereketi, huzuru, mutluluğu üzerimize siniyor.
bu güzel günde böyle güzel bir yerin açılışını yapmak gerçekten de bizi mutlu ediyor. Sizlerin de bahsettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın hem bize yapmış olduğu toplantılarda hem de aslında şu anda huzurunuzda gördüğünüz bu kardeşinizin bundan 4 sene önce belediye başkanı olarak seçildiği dönemde Türkiye'deki en genç belediye başkanıydı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği değer, gençlere verdiği önem aslında burada sizin huzurunuzda yapmış olduğumuz çalışmalarla, yapacağımız daha güzel hizmetlerle inşallah kat kat artacak. Gençlerimize önem vermek gerçekten çok önemli. Bizler gençlik festivallerimizle, gençlere yapmış olduğumuz diğer çalışmalarla, onlarla sürekli istişare ediyoruz ve onların daha iyi yetişerek, daha güzel bir Aksaray, ardından daha güzel bir Türkiye'de hizmet etmeleri için bizler de üzerimize düşen vazifeleri biliyoruz ve neler yapacağımızı inşallah güzel vakıflarımızla, derneklerimizle de en iyi noktaya getirmek için gayret edeceğiz, çalışmalarda bulunacağız. Buranın açılışında destek olan bütün kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bizler de elimizden geldiği kadar hem açılma noktasında hem bundan sonra yapılacak olan katkılarda üzerimize düşen ne varsa inşallah yerine getireceğiz ki amacımız sizlerin de söylediği gibi efendim medeniyetimizi tekrar ihya etmek, inşa etmek. Bunu yaparken de donanımlı ve kendisine emin olan, kendisini iyi yetiştirmiş gençlerimizden başlayan bir süreçle olacaktır mutlaka bu. Biz bunların gerçekleştirilmesi için bize düşen neyse sonuna kadar yapacağız. Bir genç kardeşleri, bir genç belediye başkanı olarak onların hizmetinde olduğumuzu, onların daha iyi hizmet alabilmeleri için ne yapmamız gerektiğini beraber çalışacağız. Genç bir üniversitemiz var, 25 bine yakın nüfusu var ve onların da buralarda hem lise öğrencilerimiz hem de üniversite öğrencilerimiz daha iyi yetişebilmeleri için belediyemiz olarak da yapmış olduğumuz kurslarla, faaliyetlerle de ekstra desteklerimiz de oluyor efendim. Bunları da en iyi şekilde yaparak medeniyetimizi ihya etmek için, inşa etmek için elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri onurlandırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi. 1000 yıl önce geldiğimiz Anadolu'yu vatan tutmak her zaman zor oldu. Her zaman bu konuda bedeller ödedik. Her fırsatta bizi Anadolu'dan atmak isteyen, Haçlı seferleriyle başlayan zihniyetle mücadele etmek zorunda kaldık. İşte 80 öncesinde sağ sol çatışmaları, daha sonra bölücü terör örgütü bu emeli gerçekleştirmek için çalıştı. Ama maalesef 15 Temmuz 2016'da en büyük, belki dünyanın en büyük hain girişimiyle karşı karşıya kaldık. Kendi uçağımız, tankımız, kendi meclisimizi, emniyetimizi bombaladı, kendi halkımızı bombaladı. Bu mücadele bugün de devam edecek, bundan sonra da devam edecek. Elbette bu mücadeleyi bugüne kadar kanımız pahasına sürdürdük. Mehmet Akif'in dediği gibi toprağımızı her yerinden şuhada fışkıracak durumdayız. Her karış toprağımız şehit kanıyla sulandı. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor ki bu mücadelede her zaman başarılı. Peki iyi gençlik ne? Milli değerlerimize, manevi değerlerimize, ahlaki değerlerimize, dini değerlerimize sahip, vatanını, bayrağını, ezanını seven gençler yetiştirmemiz gerekiyor ki geleceğimizi teminat altına alalım. İşte bugün açılışını yapacağımız vakfımızda bu gençleri yetiştirme noktasında önemli bir misyon üstlendi, önemli bir görev üstlendi. Aksaray temsilciliğimizde inşallah hem fiziksel olarak hem de maneviyat olarak bu gençliğimizi yetiştirecek kapasitede. Ben sözlerimi fazla uzatmadan bu temsilciliğin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.
TÜKVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Aksaray Şubesi'nin açılışında TÜKVA'nın ortaokuldan üniversiteye çalışan gençlere kadar tüm gençliği sporla, sanatla, kültürle, teknolojiyle buluşturan yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu söyledi. İnşallah biz de Ramazan vesilesiyle iftarlarda, açılışlarda, bu tür vakıf işlerinde, toplantılarında bu ayın hakkını vermek için gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle bugün işte Nevşehir'de, Niğde'de açılışları yaptık ve Aksaray'da bu herhalde en büyük il temsilciliği olacak açtığımız ve Aksaray gibi bir yerde inşallah bu kadar büyük bir temsilciliğin olması demek, burada en üst düzeyde gençlere ulaşmanın mümkün olması demek. Çünkü bu kadar büyük ve merkezi bir yer olduğu zaman burada gençliğin farklı kesimlerine aynı anda hitap edebilecek etkinlikleri aynı anda yapmak mümkün. Bir yandan dersler, atölyeler, bir yandan efendim işte PlayStation bile oynamaya gelenlerin buraya gelmesi mümkün olacak. Ondan sonra burada yapılan programlarla evinin ve okulunun dışında bir gencin üçüncü adresi burası olacak. Öyle olması lazım ki hem üçüncü adresinde gencimiz, kardeşimiz güzel vakit geçirsin, hem de ailesinin de gözü arkada kalmasın. Ha, benim çocuğum muhtemelen TÜKVA'dadır veya orada işte bir kursa katılmıştır veya orada arkadaşlarıyla bir oyun oynuyordur. Yani dolayısıyla burası eğer gençlerimizin Aksaray'daki 10-35 yaş grubunun üçüncü adresi olabilirse, o zaman demek ki TÜKVA Aksaray üstüne düşeni yapmış oluyor, yapıyor demektir. Konuşmaların ardından TÜKVA Aksaray İl Temsilciliği'nin açılış kurdelesi kesildi. Ya Allah, bismillah. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra protokol Türkiye Gençlik Vakfı Aksaray İl Temsilciliği'nin içerisini gezerek bilgiler aldı. Açılış programı sahur yapılmasının ardından sona erdi. AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından il danışma ve istişare toplantısı düzenlendi. AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından il danışma ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından ise AK Parti Teşkilatı Aksaray Belediyesi'nin vermiş olduğu iftarda bir araya geldi. AK Parti Aksaray İl Teşkilatı tarafından düzenlenen meclis toplantısı parti teşkilatının her kademesinden yoğun ilgi gördü. Özel bir salonda gerçekleşen il danışma ve istişare değerlendirme toplantısına Grup Başkan Vekili İknur İncöz, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serden geçti. Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, önceki dönem Milletvekili ve Bakanı Ali Rıza Alaboyun, önceki dönem Milletvekili Nevzat Palta, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Emin Kılıç ve teşkilat mensupları katıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy selamlama konuşması yaparak 24 Haziran'da yapılacak olan seçim çalışmalarına değindi. Güçlü bir ülke ancak güçlü bir liderle mümkündür. Ve bugün Recep Tayyip Erdoğan sadece ülkesinin güçlü bir lideri değil, mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyasıdır. İşte bu nedenle 24 Haziran seçimleri bugüne kadarki tüm seçimlerden daha önemli bir hale gelmiştir. Biz liderimizi 24 Haziran'da başkan yapacağız ve kazanan tüm Türkiye ve tüm mazlumlar olacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, bugün bakıyoruz ki AK Parti'nin karşısında normal şartlarda yan yana durmaları mümkün olmayan, aynı düşünmeyen, aynı yöne bakmayan dört birbirine benzemez büyük bir telaşla yan yana geldiler. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptırmayacaklarını, AK Parti'nin meclis çoğunluğunu elinden alacaklarını söylüyorlar. AK Parti milletin yanında olduğu için milletin meclisinde Recep Tayyip Erdoğan milletin adamı olduğu için bu milletin yüreğinde yer alacaktır. Şimdi bir takım güçlerin de gazıyla siyaset arenasında birbirine benzemeye çalışanlar yan yana geldi ve hiç sıkılmadan Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız diyor.
Biz de aksine diyoruz ki başaramayacaksınız. Bir önceki dönem milletvekili Nevzat Paltay ise selamlama konuşması gerçekleştirdi. Değerli dostlar, ben öncelikle böyle bir organizasyonun dolayı teşekkür ediyorum. En azından seçime ramak kalan şu süre içerisinde teşkilatla beraber, birlik ve beraberlik içerisinde yola devam etmenin inşallah hazını beraber yaşamış olacağız. Devamında bir önceki dönem bakanlarından Ali Rıza Alaboy'un 24 Haziran'ın farklı ve aşamalı bir seçim olduğunu söyledi. 24 Haziran bizim daha önceki girdiğimiz seçimler gibi seçimler değil. Çok farklı bir seçim. İki aşamalı bir seçim. Cumhurbaşkanımız ayrı, milletvekilleri ayrı. Eskiden bize kızıyorlardı, diyorlardı ki ya kızıyoruz ama Tayyip'in adına yine size veriyoruz. Veyahut da ya diyordu ki gelmeyin kardeşim diyordu ya. Tayyip'le vatandaşın arasına girmeyin diyenleri yaşadık biz burada milletvekillerimiz. Şu an farklı. Cumhurbaşkanımız inşallah ilk turda seçilecek. Onun elini güçlendirebilmemizin en önemli yolu parlamentoda %50'den fazla milletvekilini AK Parti olarak alabilmemiz. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Ramazan huzuru ve bereketiyle geldiğini söyleyerek şu ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanımız şuna bakıyor. Aksaray'ımız her zaman her seçimde ilk beşin içerisinde bir istikrar var, bir güvenilirlik var ve bunun da devamından yana. O nedenden dolayı vekillerimizle devam ediyoruz ve 4 tane vekilimiz olduğu için 4. sırada da Gençlik Kolları Başkanlığından buraya gelen kardeşimizle inşallah devam edeceğiz. Bakın şunu söylemek istiyorum çok açık yürekliler. Biz biliyorsunuz su projesinden tutun da çünkü o zaman değerli Ali Rıza abimle beraber o zaman Cenap Bey de vardı. İkisinin bakan olduğu dönemde Kalkınma Bakanı'ndan biz para çıkartamıyorduk. Her şey hazır, proje hazır. Su projesi onaylanacak. Orada sadece takılan bir nokta var. Kalkınma Bakanı o zaman HDP'deydi. HDP'deki bakan da istemiyordu bize vermek. İş uzayıp duruyordu ama sizlerin orada olması bizlere güç verdi ve uzayacak süreç kısalarak hemen işleme başladı. Tabii grup başkan vekilimiz, kıymetli vekillerimizin de destekleriyle su projesi şu anda hayata geçti. Geçenlerde Sayın Bakanımız geldi, meydanda tekrar bahsetti. İçilebilecek kaliteli suyumuza inşallah kavuşuyoruz. Bunun da müjdesini bu senenin sonuna kadar gerçekleşeceğini söyledi. Ardından sanayi projemiz çok önemli bir projeydi. Allah'ıma çok şükür Cengiz vekilimin ve Mustafa vekilimin çok ciddi katkıları oldu. Onlarla beraber tabiri caizse Ergün Bey'in TOKİ başkanımızın oraya defalarca gidildi, defalarca konuşuldu. Neden? Amacımız sanayi esnaflarımıza güzel bir proje kazandırmak. Ve Allah'ıma çok şükür şu anda temelin atılma seviyesine geldi. Ve yakın zamanda da temelini atıp 2 sene içerisinde de inşallah teslim edecek. Ve mevcut yeri de yeni bir şehri inşallah hep beraber inşa edeceğiz. Biliyorsunuz belediyemizin yaptığı diğer hizmetler var. Bunları ben teker teker saymayacağım ama sizlerin de takip ettiğiniz çalışmalar. Bunlar tek bir şeyle oluyor. Bir ekonomiyle oluyor. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Allah'a çok şükür sağlam bir ekonomimiz var. Gözü kapalı birçok projeyi imza atıyoruz. Ve sayın vekillerimizin de desteğini alarak daha da büyük projeler yapmak için gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Eğer bu destek olmasa, bu yardımlaşması olmasa biz bunların hiçbirisini gerçekleştiremeyiz. Her şeyden önce belediye olarak, şehrimizde yapılan diğer çalışmalar olarak bir şeylere imza atmak için mutlaka ve mutlaka güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü bir şekilde Aksaray'ımızı temsil etmemiz gerekiyor. O nedenden dolayı ben zaten rekorlarımıza devam edeceğimize inanıyorum. Yine ilk beşin içerisinde olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı biz burada en iyi şekilde temsil ederek oylarımızı göndereceğiz. Ardından da güçlü bir meclis oluşturabilmek için de 4. kardeşim Muhammed'i de inşallah oraya göndererek 4-0 yapmanın gayreti içerisinde olacağız. AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, İl Danışma Meclisi'ne katılanlara teşekkür ederek kısa bir konuşma yaptı. Siyasete AK Parti'de başladım. Sandık temsilciliği, mahalle başkanlığı, ilç yönetimleri, gençlik kolları başkanlığı, partimizin birçok kademesinde görev aldım. Hamdolsun sizlerin de desteğiyle
Bugün milletvekilliğe aday olarak birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Bizler bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin imkanlarına inandık ve bir yola çıktık. 16 yıl önce milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı partimiz aziz milletimizin desteğiyle kuruldu, hamdolsun. Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpasları, 17-25 Aralık kumpaslarıyla birlikte partimiz birçok defa sekteye uğratılmaya çalıştı. Ancak AK Partimiz hiçbir zaman yolundan dönmedi, yolu kesilmeye çalışıldı. Bu millet tankın, topun, tüfeğin karşısında geçerek 15 Temmuz'da davasından hiçbir zaman vazgeçmedi. Milletinden aldığı güç ve cesaret ile ekonomik oyunları püskürttü. Şimdi yeni bir başlangıçla diyoruz ki yaparsa yine AK Parti yapar. Çünkü vakit Türkiye vakti, vakit Aksaray vakti, vakit gençlik vakti diyoruz. Devamında milletvekili Mustafa Serden geçti ise 24 Haziran'da yapılacak olan seçime değindi. Eğer ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Allah rahmet ederse biz ve Recep Tayyip Erdoğan tekrar inşallah iktidara gelir. Çünkü ümmeti Muhammed'in umudu olduğunu düşünüyorum. Allah ümmeti Muhammed'e rahmet ettiği için Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderdi ve Recep Tayyip Erdoğan hep muvaffak ediyor. Daha önceki bir danışmana dedim ki, şöyle demiştim, bana 2019 seçimlerini soruyorlar, o zaman 2019 düşünülüyordu. Yani dedim ne yaparsak yapalım, Allah, kalpler Allah'ın elinde, 2019 geldiği zaman yine kalpleri evirir, çevirir, yine de Recep Tayyip Erdoğan'ı başa getirir. Çünkü onun kaybettiğini düşünürseniz, indiğini düşünürseniz neleri kaybedebileceğimizi, eski Türkiye'ye nasıl dönebileceğimizi hayal etseniz gerçekten korkudan dizleriniz titrer diye düşünüyorum. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise 24 Haziran'da yapılacak olan seçim çalışmalarına hız kesmeden başladıklarını söyledi. Kıymetli Aksaraylılar, değerli hemşerilerim, 24 Haziran'ın anlamı nedir? Onun üzerine sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim dedelerimizin gördüğü bir rüyadan arta kalan son hayaldir. Milletimizin hayalidir, gayesidir, maksadıdır, yaşama sevincidir, övüncüdür, kıvancıdır. Hayatımızın anlamıdır. Said Halim Paşa der ki bir Müslümanın birinci vazifesi hür olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim hürriyetimizin sembolüdür. Bugün burada iftar ediyorsak bu devletimiz sayesindedir. Bayrak orada dalgalandığı için burada iftar ediyoruz. Müslüman olmanın şartı hürriyettir, özgürlüktür, bağımsızlıktır. İbadetlerin şartı da özgürlüktür. Özgürlüğü olmayanın ahlakı bile olmaz diyor Ali Ezzet Begoviç. Onun için devletimiz bizim her şeyimiz. Devletimiz ümmeti Muhammed'in her şeyi. Çünkü Yahya Kemal'in İstiklal Harbi'nde söylediği gibi ne demişti? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın demişti. Emin olun, hacca gidenleriniz vardır, Türkiye'nin, dünyanın çeşitli yerlerini gezenleriniz vardır. Kabe'de hissediyorsunuz bunu. Türkiye Cumhuriyeti, Müslümanlığın, İslam aleminin dünyaya açılan penceresi. Yani bugün dünyada İslami bir cephe varsa, Müslümanlar diye bir topluluk, Müslümanlar diye bir taraf varsa, bunun sembolü Türkiye. O sembolün üzerinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın silüeti.
istişare toplantısında son olarak konuşma yapan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İknur İnceöz, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de teşkilatta hanımlara, gençlere büyük bir görev düştüğünü söyledi. Tabii teşkilatımız içerisinde kadın kollarımızın, hanım kardeşlerimizin ve gençlik kollarımızın ayrı bir önemi olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. AK Parti, partimiz kurulduğunda onlar yan kuruluşlardı ama öyle yan kuruluş falan kalmayacaklarını bize çalışmalarıyla gösterdi ve teşkilatımızın önemli parçaları, önemli dinamikleri. Hanım kardeşlerimiz partimiz kurulduğu günden beri, ben de kadın kolları başkanı yapmış bir kardeşiniz olarak kapı kapı dolaşıp aslında erkeklerin giremediği haneye girerek ev hanesinde neler oluyor onları gören, bilen, vefakar, cefakar, çocuklarını bir yere bırakarak çalışmalarını yürüten değerli hanım kardeşlerim ve çok değerli gençlerimiz ve gençlik kollarından bugün 4. sıra milletvekili adayımız gençlik kolları başkanı görevini yaptı. Arkasından seçim kararı alındığında müracaatını yaptı ve bugün de milletvekili adayı. Biz kadın kollarından geldik. Belediye başkanımız merkez ilçe başkanlığını yaptı. Aslında baktığınızda teşkilatların siyasette nasıl bir okul, nasıl bir eğitim alanı olduğunu, teorinin yanında fiiliyatta nasıl çalışıldığının en güzel göstergesi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti heyetiyle birlikte çarşı merkezinde bulunan esnafları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti heyetiyle birlikte çarşı merkezindeki esnafları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Esnaf ziyaretine AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İknur İnceöz, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Mustafa Ser'den geçti. AK Parti Aksaray Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç ile birlikte partililer katıldı. Ziyaret sırasında ilgiyle karşılanan Başkan Yazgı ve AK Parti heyeti esnaflarla hasbihal edip karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milletvekilleri İknur İnceöz, Mustafa Ser'den geçti ve Cengiz Aydoğdu ve milletvekili aday adayı Muhammed Aktaş, hükümet nezdinde Aksaray ve vatandaşlara hizmet konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederken, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise amaçlarının Aksaray'ı bir marka şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Başkan Yazgı ziyaret sırasında bizim ortak amacımız sayın vekillerimizin de destekleriyle şehrimizi marka şehir haline getirmektir. Bunun için de gece gündüz faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hep birlikte Aksaray'ımızı marka şehir yapacağız dedi. Milletvekilleri, Başkan Yazgı ve beraberindeki AK Parti heyeti ziyaret ettikleri tüm esnaflara kazançlarının hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu. Aksaray Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programları hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Tercih Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Aksaray Belediyesi'nin Ramazan dolayısıyla mahallelerde verdiği iftar yemeğinin bu kez adresi Tercih Mahallesi oldu. Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine 7'den 70'e yüzlerce mahalleli katıldı. Tercih Mahallesi'ndeki iftara Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, iftar öncesi masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar kendilerini iftarda buluşturan Başkan Yazgı'ya sevgi gösterisinde bulundular. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ramazan ayının dünyaya ve tüm İslam alemine barış ve sağlık ve huzur getirmesini diledi. Ramazan'ın bereketi, mutluluğu, huzuru hep üzerimizde olsun inşallah. Bu yeni yaptığımız parkı herhalde beğendiniz. Çok güzel bir park oldu. Geçenlerde de açılışını yaptık. Bu bölgemize, mahallemize en güzel hizmetlerimizden biri oldu. Ve bu hizmetleri yapmaya da devam edeceğiz. Ben tekrar geldiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için iftarınız tekrar Allah kabul etsin diyorum. Tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum.
Vatandaşlar belediyenin beyaz masa birimine müracaat ederek isteklerini dile getirdiler. Yetkililer vatandaşların isteklerinin incelenerek değerlendirileceğini ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi. Ünlü sanatçı Abdurrahman Önül, Aksaray Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan Sokağı'na katılarak vatandaşlara duygu dolu bir Ramazan akşamı yaşattı. Türk tasavvuf, müzik sanatçısı Abdurrahman Önül, Aksaray Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan Sokağı'na konuk oldu. Gitti de gelmedi, vah yavrum diye. Aksaray Belediyesi'nin bu yıl Kültür Park içerisinde kurduğu Ramazan Sokağı etkinliklerinde Türk tasavvuf müzik sanatçısı Abdurrahman Önül ilahi dinletisi gerçekleştirdi. Sanatçı Önül seslendirdiği ilahilerle Ramazan'ın manevi atmosferlerinde meydanı dolduran kalabalığa güzel bir gece yaşattı. Canlar sana kurban, kurban Hüseyin. Önül'ü sahne önünde izleyen ve telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar sanatçının bütün ilahilerine hep bir ağızdan eşlik etti. Abdurrahman Önül böyle bir geceyi düzenledikleri için Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Gecenin anısına Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya sanatçı Abdurrahman Önül'e hediye takdim etti. Programa katılan vatandaşlar Aksaray Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinliklerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.